Evet. info@açıkbeyin.com'a Emre Davut diye bir beyefendi bir mail atmış ve size şunu sormuş. Hocam, aylardır aklıma takılan bir soru. Beynimiz nasıl sınıflandırma yapıyor? 3 tane başlık altında örnek vermiş. Daha doğrusu 3 konuya ele alıp örnek vermiş. Mesela programlama, felsefe ve bilim konuları. Ben bu üçüyle ilgili çalışırken programlamanın içine felsefe ve bilimi dahil edemiyorum. Felsefeyle çalışırken öbürlerini dahil edemiyorum. Birbirleri arasında bir bağlantı kuramıyorum. Ve demiş ki beyin burada bir sınır mı çiziyor? Programlama ile felsefe bilim arasında nasıl bir ilişki bulamıyor? Bir sınır çiziyorsa buna nasıl karar veriyor ve bunu neden yapıyor? Bunun sebebi nedir? Diye bir soru sormuş. Ne güzel soruymuş yani. Şimdi okuyunca var ya, ya bazı sorular gerçekten üzerine kitap yazılası bir takım sonuçlara sebep olabilir. Onlardan bir tanesi. Ama o kadar konuşmayacağım. Kısa bir şey söyleyeceğim. Beynin kategorizasyon sistemi büyük oranda bizim öğrendiğimiz şeylere bağlı, yani hayatsal edimlerimize. Bir kere dilimize çok bağlı. Kullandığımız dile, dil kalıplarına, oradaki kavramlara, kavramların taşıdığı anlamlara çok bağlı. Şimdi bunun en büyük problemini ben yıllardır yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Sağda solda insanlar beni çok fazla görüyorlar. Mesela din bilgisi, hayat bilgisi, bilim bilgisi, felsefe bilgisi diye bir ayrım normalde yoktur. Böyle bir ayrım yoktur. Bilgi tektir, bu dünya tektir. Bunun işte incelikle inceleyen insana bilim yapıyor denir, işte mantığını düşünene felsefe yapıyor denir, amacını düşünene işte dinle uğraşıyor denir, inançlarla uğraşıyor denir vesaire. Ve bu aslında hepimizin de uğraşması gereken alanlardır değişik seviyelerde. Yani herkes bilim adamı olmak zorunda olmadan bilim bilmek zorunda. Herkes ilahiyatçı olmadan bir inancı varsa o dini bilmek zorunda. Düşünüyorsa düşünmesi üzerine düşünmeli. Yani felsefe yapmak zorunda. Bunların hepsi bizim olmasına rağmen kategorileri öyle bir bölmüşüz ki. Dolayısıyla beynimize biz şunu öğretmişiz. Bu senin işin, bu senin işin değil. Bu alana girer, şu alana girer ve dünyayı bölütlemeye başlamışız. Başta dil zaten buna sebep oluyor. Dili öğrenmeye başladığımız andan itibaren hayal gücümüz ciddi bir cender altına giriyor. Yaratıcılığımız ciddi bir sınamaya tabi tutuluyor. Yani çünkü o yaratıcılığın en önemli vasıflarından bir tanesi mesela dilin ve kavramların oluşturduğu kalıpların dışında düşünebilmektir. Yani birçok mesela kavramı, sözü söylediğimiz zaman derdimizi anlattığımızı sanıyoruz ve karşıdakinin bizi anladığını sanıyoruz. Hayır, halbuki biz sadece o kavrama yüklediğimizi zannettiğimiz bir anlamı aktarıyoruz. Karşıdakinin o kavramdan ne anladığını bilmiyoruz bile. Ben birçok televizyon programında bunu kendi katıldıklarım olsun, izlediklerim olsun rahatlıkla görüyorum. Hep ne oluyor? Biri bir şey söylüyor, karşıdaki itiraz ediyor. Biri diyor ki hayır, ben onu demek istemedim, şunu demek istedim. Çünkü mümkün değil o kavramların aynı şekilde zihinlerde temsil edilmesi. Bu örnek dil, kavram ve o kavramlar üzerinden anlamların aslında zihni nasıl sınırlandırdığını, nasıl kendi içine çektiğini gösteriyor. Eğitimimiz, geleneğimiz, işte mesleklerimiz, toplumsal algımız, içinde yaşadığımız toplumsal tabakalar, ilişkili olduğumuz insanlar, bunların tamamı bizim zihnimizin gelen bilgiyi süzmesi için bir yapı oluşturuyor. Hepimizde bu yapı farklı. Arkadaşımız programlama, felsefe, bilim gibi ayrı alanlarla uğraştığından bahsediyor. Fakat mesela programlamanın bir felsefesi var. Programlamanın bir bilimi var. Yani bu hepsi de programlamanın içinde normalde. Fakat onun zihninde bu uğraştığı alanlar ayrıysa, dolayısıyla zihin burada bir alanı kapatıp öbürüne geçmek zorunda kalıyor. Bizim bir şeyi akılda tutabilmemizin, yani onu belleğimize dahil edebilmemizin en önemli şartı bileşenler, kavramlar, kelimeler, sözcükler ya da olaylar arasında bağlantı kurabilmek. Ortak bir dil bulabilmek mi onların arasında? Yani bağlantı olacak. Dil ve kavram diyoruz ya. Bağlan. Mesela programlamanın felsefesi, programlama algoritma diye bir şeye dayanır. Algoritma sıralı bir iş akışıdır. İşte önce şunu yap, sonra şunu yap, bu olursa bunu yap, bu olmazsa bunu yap falan filan gibi bir akış yamasıdır. Bunun bir felsefesi vardır. Mesela lineer işte ya da işte fuzzy bir işte nasıl diyeyim bulanık mantık devreleri inşa ediyorsunuz. Onun ayrı bir felsefesi vardır. Bunlar aslında hepsinin arka planda bir felsefesi var. Bunların nasıl etki yaptığı, beynimizde nasıl temsil edildiği mekanizması bilimin işidir aynı zamanda. Ama siz tutup da bir programlama dilinin efendim bir programlama diliyle yapılabilecek bir şey öğrenmeye çalışıp öbür tarafta bitki yapraklarının biyolojisiyle ilgili bir şey okuyup arkasından da epistemoloji teorisine ilişkin bilmem ne okuyorsunuz. Bunlar tabii ki bağlantısız şeyler ve zihninizin bunları bağlaması mümkün değil. Ama kategorizasyonlar
insan zihninin mecbur olduğu bir şeydir. Fakat bizim kategorilerimiz bize öğretilmiş şeylerdir. Dolayısıyla hep söylüyorum, burada da bu vesileyle tekrar edeyim. Kategorilerinizi sarsan, sizin bildiğinizden farklı şeyler söyleyen, sizin yapmadığınız gibi yapan, size ters gelen insanlara yapışın. Çünkü onlar sizin kategorilerinizi sarsarlar, bu kutuları kırarlar ve zihninizi açarlar. Kenar etkisi. Aynen öyle. Farklı insanlarla buluşmayı ve kategorilerinizi yıkmayı unutmayınız. Her hafta 5 kategori yıksanız bu hesapla güzel olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.